Arkadaşlar merhabalar. Üçüncü ünite doğrusal programlamaya giriş. Burada doğrusal programlama derken arkadaşlar aslında bir bilgisayar programından bahsetmiyoruz. Yani üretim aşamasında olan tüm iş yerleri, tüm kurumlarla ilgili bir planlamadan bahsediyoruz. Burada doğrusal olmasının sebebi değişkenlerin birinci dereceden olması. Hangi ürünle ilgili işlem yapıyor isek ne kadar üretmeliyiz, kaç tane üretmeliyiz ve bunun için kar amaçlı mı işlem yapıyoruz, işte maliyet amaçlı mı işlem yapıyoruz, bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi birinci sorumuz. Bir iş yeri piyasaya sürmeyi planladığı A ve B ürünleri için sırasıyla birisi için 3 saat, diğeri için 4 saat işlem gördüğünü söylüyor. Üretim bandında A ürününün 3 saat, B ürününün 4 saat işlem gördüğünü söylüyor. Üretim bandı için. Aynı ürünler için yine sırasıyla A ürününün 3 birim işlem gördüğü 3 birim maliyeti olduğunu, B ürününde 2 birim maliyeti olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bunlar biliniyor deniliyor. Üretim bandını en fazla, üretim bandı dediğimiz yer burasıydı, en fazla 36 saat kullanabildiğimize göre. Arkadaşlar şimdi doğrusal programı yaparken şuna dikkat ediyoruz. A ürününden birim başına 3 saat işlem görüyor ama kaç tane üretmem gerektiğini bilmiyorum. O yüzden 2 tane diyorum. B ürününün birim başına 4 saat işlem gördüğünü biliyorum ama kaç tane üreteceğimi bilmiyorum. O yüzden Y tane diyorum. 3x artı 4y bunları topladığım zaman üretim bandının tek seferde en fazla 36 saat çalışabildiğini bildiğime göre o zaman burası 36'ya eşit ya da 36'dan küçük olmalı. Şimdi ikinci denklemimize baktığımız zaman A ürünü birim başına maliyetinin 3 olduğunu, o yüzden x tane ürettiğimize göre o zaman maliyetinin 3x şeklinde, B ürününün birim başına maliyetinin 2 birim olduğunu, y tane ürettiğimize göre 2y olduğunu, bu maliyetlerin toplamının yine soruda verildiğine göre bizim bütçemizin en fazla 28 birim olduğu soruda verilmiş. O zaman benim maliyet olarak baktığım zaman 3x artı 2y işleminin sonucu ne olursa olsun 28'e eşit ya da daha küçük olmalı. Verilen fonksiyonun modeli aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir diye sorulmuştu arkadaşlar. O zaman 3x artı 4y küçük eşittir 36, 3x artı 2y küçük eşittir 28. Yalnız söz konusu olan üretim olduğuna göre arkadaşlar üretim ya vardır ya yoktur. Yoksa o zaman biz üretim yapmadık, kısaca sıfırdır diyoruz. Yani kısaca üretimle ilgili şeylerden bahsederken eksi değer olması mümkün değil. O zaman arkadaşlar geldik buraya. Bizim x'imiz sıfır ya da sıfırdan büyük olmalı. Eksi olamayacağına göre benzer şekilde ikinci ürün y dediğimiz, y tane dediğimiz B ürünü, o da Y'de 0 veya 0'dan büyük olmalı. Verilen fonksiyonun modeli aşağıdaki seçeneklerden A şıkkında doğru cevap olarak verilmiştir. Aşağıdaki noktalardan hangisi 5x artı 3y büyük eşittir 30, 3x artı 4y küçük eşittir 24, x büyük eşittir 0, y büyük eşittir 0 eşitsizliklerinin hepsini birden sağlar? Arkadaşlar bunu yapmanın bir sürü yolu var. Bunlardan bir tanesi grafiği yaparsınız ama grafikte her zaman çok kolay bunu bulamayabilirsiniz. Eşitsizlikleri hangisi sağlar dediğimiz zaman ikili şeklinde verilen ifadelerde her zaman ilk yazılanın x, ikinci yazılanın eğer y olduğunu biliyor isek sadece verilen değerleri denklemde yerine yazıp eşitliği sağlayıp sağlamadığına bakmamız yeterli. O zaman ilki x, ikincisi y ise A şıkkını İlk denklemde deniyorum. X yerine 0 yazdığım zaman 5 kere 0, 0 artı 3 çarpı 10, 30. 0 artı 30 büyük eşittir 30. İlk denklemi arkadaşlar A şıkkının sağladığını gördük. Yalnız eşitsizliklerin hepsini birden sağlar dediğine göre sadece birini sağlaması yetmiyor. O zaman ikinci denklemde de yerine yazmam gerekiyor. İkinci denklemde yerine yazdığım zaman 3 çarpı 0, 0 artı 4 çarpı 10, 40. 40 küçük eşittir 24 olması mümkün olmadığına göre A şıkkının olmadığını gördük. Benzer şekilde ikinci B şıkkında x yerine 4, y yerine 5 yazarak işlemimize devam ediyoruz. X yerine 4 yazdığımız zaman 5 kere 4 20 artı 3 kere 5 15, 20 artı 15 35, büyük eşittir 30. İlk denklemi sağladığını gördük. Tekrar söylüyorum, birini değil hepsini sağlaması gerekiyor. İkinci denklemde yerine yazdığım zaman 3 kere 4 12 artı, İkinci denklemde yazdığım zaman 4 kere 5 20, 20 artı 12 arkadaşlar 32, 24'ten küçük olmadığına göre ikinci denklemde eşitsizliği sağlamadığını gördük.
C şıkkına geldik. X yerine 5, Y yerine 3 yazarak 5 kere 5 25, Y yerine 3 yazdığım zaman 9, 25 artı 9 30'dan büyüktür. İlk denklemi sağladığını gördük. İkinci denklemde yerine yazıyoruz. 3 kere 5 15, 4 kere 3 12, 15 artı 12 arkadaşlar 27. 27 24'ten küçük olmadığına göre doğru cevap olmadığını gördük. Sorumuz eşitsizliklerin hepsini birden sağlar dediğine göre tekrar söylüyorum arkadaşlar. Sadece birini sağlaması yetmiyor. Şimdi geldik D şıkkına. D şıkkında X yerine 6 yazdığım zaman 30, Y yerine 1 yazdığım zaman 3. 30 artı 3 büyük eşittir 30 ifadesi doğru. İkinci denklemde yerine yazdık. X yerine 6 yazdığım zaman 3 kere 6 18 artı 4 kere 1 4. 18 artı 4 22 küçük eşittir 24. Arkadaşlar ikinci denklemi de sağladığını gördük. Her ikisinde de X'in ve Y'nin sıfırdan büyük değerler olduğunu buradan da gördüğümüze göre tüm eşitsizlikleri sağlar diyoruz. Verilen sorunun doğru cevabı D şıkkında verilen 6,1 ikilisidir. Amaç fonksiyonu f(x,y) eşittir 2x artı 7'ye olduğuna göre aşağıdaki noktalardan hangisi minimum maliyeti sağlar? Arkadaşlar biz burada şunu biliyoruz, doğrusal programlamalarda bir de amaç fonksiyonu olduğunu, bunun bazen maliyet üzerine bazen kar üzerine kurulu olduğunu biliyoruz. Amaç fonksiyonu eğer bu şekilde ise verilen ikililerin de sırasıyla x ve y sırasıyla verildiğini eğer hatırlıyor isek sadece minimum maliyeti bulmak için x yerine ve y yerine verilen değerleri bulduğumuz zaman hangisi minimum çıkıyor ise minimum maliyeti o seçenekte ya da o üretim sayısında buluyoruz diyeceğiz arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman x yerine 3 yazdığımız zaman 2 kere 3 6 artı 7 kere 7 49. Arkadaşlar işlem sonucu 55. B şıkkına geldim. X yerine 4 yazdığımız zaman 2 çarpı 4 artı 7 kere 9 63. İşlem sonucu arkadaşlar 71 çıktı. C şıkkına geldim. X yerine 6 yazdığım zaman 2 çarpı 6'dan 12 artı 7 çarpı 1 eşittir 19. D şıkkına geldim. X yerine 7 yazdığım zaman 2 kere 7 14 artı 7 çarpı 3 21. Bir sonraki arkadaşlar burasını hesaplama ihtiyacı hissetmedim çünkü 19'u buldum. Yani A'nın B'nin olmadığını gördüm. Buradaki diğer işlemlerde 19'dan büyük çıkarsa hesaplama ihtiyacı hissetmiyoruz. Bir sonrakine geldim arkadaşlar. E şıkkı 8,2. X yerine 8 yazdığım zaman 16 artı Y yerine 2 yazdığım zaman 7 çarpı 2'den 14. İşlem sonucunun 19'dan büyük olduğunu gördüğümüze göre o zaman minimum maliyeti sağlayan seçenek C şıkkında verilen 6,1 noktasıdır diyoruz arkadaşlar.